Çok zengin bir sergi, çok içeriği çok kuvvetli. Eminim herkes çok keyif alacak. Ben Sayın Ayvalı'ya da burada çok teşekkür etmek istiyorum. Koleksiyonun zenginliği, kendisinin ilk eserleriyle başlıyor. Sonra İstanbul'umuz için özel bir seri var. Kendisinin de desteği, burada olması, bizlere bu imkanı vermesine de ayrıca çok minnet borcumuz var. Teşekkür ederiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Göreceğiniz sergide seramikler var. Ve o seramikleri başka türlü yorumlayan da bir sanatçımız var. Ayvalı biliyorsunuz bütün duruşuyla dünyadaki olaylara bakan bir insan, ilgilenen bir insan ve acıları paylaşan bir kimse. Bu sergide de az sonra birlikte paylaşacağımız günümüzün acıları, büyük göç ve zannediyorum ki o bölgelerden göç yüzyıllarca, binlerce yıl sürmüş. Büyük kavimler göçünden başlayarak. O yüzden sanatçının bu uzun hazırlıklar sonu yaptığı eserlerin değeri bizim için çok büyük. Babası Çin'in Nobel ödülüne namzet göstereceği kadar ünlü bir şair. Dedi ki bana, babam dedi bir Türk şairinden bahsederdi. O şairi çok beğenirdi. Hatta o şairle de 60'lı yılların başında da Moskova'da karşılaşmıştı. Bu tabii ki Nazım Hikmet'ten başkası olamazdı. Yani bir şair babanın oğlu, annesi de öyle, bir edebiyat dünyasında yetişmiş bir insanın duyarlılığı, bir mimar, bir tasarımcı, pek çok şey yapabilen bir insan ve bu çok yönlü sanatçıyı bugün hep birlikte birlikte sizinle paylaşıyorum. Böylesini bir sergi hazırlamak gerçekten çok önemliydi. Benim için Türk kültürü halen yabancı. Ben daha iki kere buraya geldim sadece ama yine de bugün sabah da aramızda konuşurken bahsediyordum. Çok yakın hissediyorum kendimi Türk kültürüne. Çünkü ortak noktaları bulabiliyorum. Ve bu gerçekten de çok önemli. Çünkü böylesine bir yakınlık hissedince bir güven duygusu da oluşuyor. Karşılaştığım insanlar, tanıştığım insanlar gerçekten çok açık, sıcak kalpli, olumlu insanlar. Ve bütün bunlar benim için çok önemli. Ben de zaten her zaman bunlara, bu özel çok önem veririm bir yerle, o yerdeki insanlarla iletişim kurarken. O nedenle beni çok etkiliyor bu açıklık ve sıcak kalplilik. Ödümüz koptu. Dünyanın başka yerlerinden son anda üretilmiş sergiye yetişmek için hava yoluyla gelen bizim bayram tatiline rastlayıp 9 gün gümrüklerde sıkıntı.